Koronayı öğrenmemiz ve alışmamız lazım. Korona, alışmamız gereken hastalıklardan sadece bir tanesi. Yani o kadar çok hastalık var ki, gene bu şekilde salgınlar yapan vardı ki, bunlar üzerinde durulmadı zamanında. Şimdi korona bütün dünyada belli yerlerde endemik, pandemik hale geldiği için bir alarma geçirdi. Bunun zararı da var, faydası da var. Bir kere zararı şu, hep söyleniyor ya Sayın Sağlık Bakanımız da söylüyor dünden beri. Panik ve heyecanın bir anlamı yok. Eksajere etmenin de bir anlamı yok. Korkuya girmenin de bir anlamı yok. Ve bunu yaşamayı öğreneceğiz. Bununla beraber yaşamayı öğreneceğiz bir de. Hem bunun olduğunu kabulleneceğiz. Bir de bununla nasıl yaşanır onu öğreneceğiz. Onun için yani heyecanlamanın bir anlamı yok. Çok eksajere etmenin de bir anlamı yok. Nedir mesela çok eksajere etme? Yani herkesin durup dururken böyle maskeler takıp da sokaklara dolaşmasının bir anlamı yok. Bu bütün çünkü çeşitli sinir sistemi olan, psikolojisi olan bir toplumda yaşıyoruz. Bütün dünya böyle. Tamam. Şimdi bunun depresif olanı var, agresif olanı var, psikotik olanı var, bir sürü kişi var. Şimdi onun için bunları boşuna heyecanlandırıp da telaşa koyup başka tehlikeli şeyler veyahut da daha aykırı şeyler yapmaya zorlamamız lazım. Anladım. Şimdi nedir bu? Yani hasta olmayanı, geçen hafta da söyledik, hep söylüyoruz. Hasta olmayanın, herhangi bir hastalık belirtisi olmayan bir ortamda maske takmasının hiç faydası yok. Onun için devamlı maskeyle dolaşmanın bir anlamı yok. Yani kazara hapsıran, tıksıran birisi, öksüren bir ortama giriyorsa, varsa o zaman maskesini takabilir ki ondan gelecek şeyi engellesin diye. Bir, o önemli bir şey. Onun haricinde maske yanında taşıyabilir kişi. Onun için mahsur yok. Yani bir kişi maskesini her zaman için maskeyi taktın, 3-5 dakika kullandın, o icap etti. Ondan sonra attı maskeyi, başka maske arama. Bu gereksiz israfa ve gereksiz metoda girmemesi lazım. Rahatlıkla aynı maske, kendi maskesini cebinde taşıyabilir. Başkasına vermediği müddetçe. Cebine taşır, kullanacağı yerde kullanır, kullanmayacağı yerde yine cebine koyar. Bu şekilde maskeyle ilgili şu yapılan spekülasyonlar da önlemiş oluruz. Maske, habire maske almak, habire maske peşinde koşmak, ona da lüzum yok. Bu birincisi. İkincisi, hasta olanın nedir şimdi hani soruluyor ya, ben şu belirtileri, bütün belirtiler söylenen, işte hafif ateş veyahut da orta derece ateş, öksürüktü, hafif nefesinde daralma, halsizlik hali. Bakın bunlar, bu dört belirti saydım diyelim, daha 5-6 olabilir, mühim değil. Bu dört belirti, bütün gripal enfeksiyonlara olan belirtidir. Şimdi bu belirtiler olan herkes, ay ben korona mı oldum diye kendi kendini strese sokarsa, etrafını alarma geçirirse bunun manası yok. Mühim olan bu belirti 1-2 gün içerisinde, 24-48 saat veriyorum ben ona. 24-48 saat içinde eğer bu belirtiler azalarak geçmiyorsa o zaman bir hastaneye, kliniğe müracaat etmesi lazım. Korona olacağından dolayı değil. Bu gripal enfeksiyon niye uzadı diye. Çünkü bu kişi, şimdi ille genç çocuk olması şart değil. Bu kişinin çeşitli, hani biraz sonra bahsedeceğim, handikaplı hastalıkları da olabilir daha önceden. İşte kronik bronşit olabilir, şeker hastası olabilir, KOAH hastası olabilir, kanser hastası olabilir, böbrek yetmezliği, diyaliz hastası olabilir, karaciğer hastası olabilir gibi gibi. Şimdi bu hastalarda böyle belirti olduğu zaman hiç heyecanlamadan 24-48 saate zaten belli kendi korumasını yapacak. Kendi ilaçlarını kullanacak, aksatmayacak. O arada griple ilgili, her zaman alınan griple ilgili ilaçları da alabilir. Ateşi için ateş düşürücü vitaminini alabilir. Ama 24-48 saat içinde bu geçmeyip de belirti artar gibi olduğu zaman hiç beklemesinin bir anlamı yok. Gitsin bir hastaneye. Buna korkacak da bir şey yok. Bütün hastaneler buna zaten şu anda hazır. Acillere müracaat edilir veya polikliniklere. Oradaki doktor görür kendisini. Değerlendirir. Zaten yapılacak iş önce koronadan önce diğer grip salgını yapan influenza vesaire gibi hastalık var mı diye kan tahlili alınıp onda o etkenler bakılıyor önce. Eğer onlar yoksa ve hastalık belirtisi halen hakikaten hastayı rahatsız edecek, durumu düşürecek bir durum hissederse doktor, o zaman korona ile ilgili tahlil yapmak üzere alınan kanı tahlil yerine gönderir. Tabi burada bir parantez açmak lazım. Şimdi Sağlık Bakanımız dün açıkladı. Bu yaygınlaştıracak, birçok yerde bu test yapılacak. Bunun bir an önce yapmasını ben de rica ediyorum. Çünkü evet, bu iş önemli. Çünkü mesela doğru. Yani bir
bir duyumuma göre yani bir yerden gönderilen bir talihin 3 gün sonra daha gelmemişti mesela. Şimdi bu hoş bir şey değil. Çünkü hasta bekliyor. Doktorlar bekliyor, hastane bekliyor hasta. Hastanede olduğunu kabul edersek. Onun için bu hemen belli bir kısa sürede bunun neticesini alması lazım ki tedbir alınsın. Bu yapılacak. Bu yoksa normal tedaviler devam edecek. Normal tedaviler derken grip, nezle tedavileri gibi tedaviler zaten herkesin evinde rahatlıkla yapılacak şeyler. Doktorun tavsiyede bulunacak, şu ilacı alacaksın, şu yapmayacaksın. Evinde istirahat edecek. Dışarıda dolaşmasının bir anlamı yok. Zaten bakın eskiden atasözü vardı. Grip, nezle gibi şeyler. İlaç alırsan 7 günde, ilaç almazsan bir haftada geçer. Evet, doğru. Yani bu bir tekerlemeydi, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz. Bu niye söylemişler? İşte bu alışkanlıktan. Onun için belli bir nekat dönemi var. Bu gripal enfeksiyonlar. Koronada da bu şekilde. Belli bir nekat dönemi var hastalığın iyileşmesi için. Onu bekleyecek. Ondan sonra da zaten normal yaşama girecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.